Bir başkası ne kadar uğraşırsa uğraşsın, insanların kalbine, kalp dediğimiz insanların gönlüne ve kalbine imanı yerleştirmeye Allah'tan başka kimsenin gücü, siz söyleyin, yetmez. Mümkün değil. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öz amcası Ebu Talib'i hepimiz biliriz. Hazreti Ali'ül Murtaza'nın nesidir Ebu Talib? Babasıdır. Kim yani? Ali İbni Ebi Talib. Ebu Talib'in oğlu Ali. Radıyallahu anh. Öz amcası ve Mekkeli müşriklere karşı Habibi Zişan'ı en çok koruyan adam kim? Ebu Talib. Onu korumaya almış, himaye etmiş, kollamış, korumuş. O zalimlere karşı türlü türlü çilelere, zahmetlere karşı korumuş bir insan. Ama ne yazık ki hepimiz biliyoruz, ölüm döşeğine kadar onun iman etmesini istedi Efendimiz. Ah şu amcam iman etse, mümin olsa. Kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü dese diye ölüm döşeğine kadar onu takip etti. Amcasını takip etti. Nihayet ölüm döşeğinde son nefeslerini alıp veriyor Ebu Talib. Yatağında son nefesleriyle meşgul, ebedi aleme göçüp gidecek. Etrafında bir hayli kalabalık insanlar var. Ebu Leheb gelmiş, Ebu Cehil gelmiş, daha Arapların, kabilelerin ileri gelenleri gelmiş. Son nefesinde Ebu Talib'in etrafında toplanmışlar, böyle bakıyorlar. Efendimiz de hemen yanı başında. Bir ara baktı ki Ebu Talib artık gidiyor. Son nefesleriyle meşgul. Eğildi kulağına, aynen şöyle buyurdu. Ya ammi, ne demek Arapça? Ey benim amcam, ey benim amcacığım. Ya ammi. Kul la ilahe illallah tüflihu. İşte biraz sonra dünyadan ebediyen çıkacaksın. Daha dönüşü de mümkün değil. Ey benim can amcam, ruh bedeninden tam çıkmadan önce gel la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de ki felaha eresin, ben de mahşer günü sana şefaat edeyim. Çünkü iman etmeyene peygamberin şefaatisi söyleyin, mümkün değil. İmansız adama şefaat yoktur. Allah bu afete kimseyi uğratmasın. İmansız ölmekten daha büyük felaket yok. Gel bunu söyle de sana şefaat edeyim en azından. Seni bulayım mahşerde. Yanıma alayım, yakınıma alayım, şefaat edeyim. Ebedi cehennemde kalmayasın, yanmayasın. Bunu işiten öz yeğeninden bu şefkat dolu ifadeyi duyan ve işiten Ebu Talib başını biraz daha kaldırarak etrafında dolanan, bulunan adamlara baktı. Kabilenin ileri gelenleri, aşiretin ileri gelenleri etrafını sarmışlar. Ebu Leheb'e baktı, Ebu Cehil'e baktı, ona baktı, öbürüne baktı. Sonra döndü dedi ki, ey benim sevgili yeğenim, ey benim Muhammed'im, seni anlıyorum dedi. Peygamber merhamet etmek istiyor, biliyor meseleyi. Seni anlıyorum, ancak dedi ben öyle bir adamım ki, öyle bir kabileye mensubum ki, öyle bir Kureyş'in adamıyım ki, ölürken Ebu Talib ölümden korktu da Müslüman oldu demesinler diye dedi Müslüman olmayacağım, kusura bakma dedi. Ölümden korktu da iman etti demesinler diye. Adamdaki gurura bak, gurur. Çok kötü bir şey.
Ve peygamberin gözü önünde kafir olarak öldü gitti ya. İman etmek kolay mı zannediyorsun? Öz amcasına başının ucunda bak, imanı peygamber kalbine koyamıyor. Sen kimsin, ben kimim? Onun için tabi peygamberimiz çok üzüldü. Bir hüzün kapladı Allah'ın Resulü'nü. Gözünün önünde adam gidiyor. Hüzün kapladı, mahzun oldu ve derhal peygamberin bu hüznüne daha fazla üzülmesine meydan vermemek için Hazreti Allah Celle Celaluhu Cebrail'i gönderdi. Ve Cebrail ayet getirdi. Ayeti biliyorsunuz. İnneke la tehdi men ehbette. Habibim, sen her sevdiğin adama hidayet vermeye yetkili değilsin. Bitti. Mesela bir şey. İnneke la tehdi, sen hidayet veremezsin. Ayet. Men o kimse ki ehbette, seviyorsun. Hani sen sevdiklerine hidayet vermenin selahiyetlisi değilsin. Demek ki buradan neyi anlıyoruz? Allah kime hidayeti nasip etmişse Allah onu, siz söyleyin, seviyor. Sevmediği adam hidayet vermesin abi. Kime iman etmeyi, Müslüman olmayı, hidayeti nasip etmişse vallahi Allah o adamı seviyor. Hani sevdiği adama imanı nasip ediyor. Bakın ne kadar değil. O halde her birimiz İmanda tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki mümin sıfatıyla biz Allah'ın sevdiği ve seçtiği insanlarız. Buna böyle iman etmek lazım. Ama